Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zümer suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. İnnallaha yağfiru zunube cemi'a innehu vel gafurur rahim. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en ye'tiyekumul azab thumme la tunsarun. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ بَغْتَةً وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Bela kad ca'etke ayati fekezzebte biha vestekberte ve kunte minel kafirin. Ve yevmel kıyameti terallezine kezebu alallah vucuhum müsvedde. Eleyse fi cehenneme methven lil mütekebbirin. Ve yuneccillahu lezine ettekav bimefazetihim. La yemessuhumus su ve la hum yahzanun. Allahu haliku külli şey ve hu ala külli şeyin vekil. لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ayet-i Kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim 53'ten itibaren de ki ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yani adamın birisi yani liderlik, şeyhlik taslıyor. Ve birisi de ona tabi oluyor. Yıllar sonra o tabi olan mertebe olarak yükseliyor. Ama bir bakıyor ki tabi olduğu kimse ta cehennemin adeta diplerinde. Ve ona efendim durumunuzu ben böyle gördüm. Bu neyin nesi? Evladım diyor ben de biliyorum o durumdayım. Ama diyor onun rahmetinden başka sığınacak bir rahmetim yok ki. Yani insanlar hangi halükarda olursa olsunlar Allah'ın rahmetinden ümit kesmemelidirler. Çünkü bizim onun rahmetinden başka kapısına gideceğimiz başka bir rahmet kapısı yok ki. Ondan başka ilah yok ki ona gitsin müracaat edesin. Ondan başka Rab yok ki ondan istimdad edesin, yardım dilensin. Onun için madem ondan başka bizim Rabbimiz yok, elbette ki ümidimizi sadece ona bağlayacağız. Hangi pozisyonda olursak olalım, ondan asla ve asla ümidimizi kesmeyeceğiz. Bismillah. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Teşbih hata olmasın. Bir evlat ne kadar günah işlese, suç işlese de anne babadır. O evlat tevbe edip, istiğfar edip, anne babasından rica etse, af dilese o anne baba onu affetmez mi? Bir insan da Allah'ın yarattığı bir kul. Hangi günah içerisinde olursa olsun son nefese kadar Allah kapıyı kapatmıyor. Son nefese kadar rahmet kapısı açık. Onun kapısından başka çalacağımız bir kapı yok. Çünkü o çok bağışlayandır. Hatta daha önceleri anlattığım için çok detayına girmeyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsrailoğulları zamanındaki 3 olayı anlatır. Bunlardan birisi de 199 kişi daha sonra bir kişiyi daha öldürmek suretiyle 100 kişiyi öldüren bir insanın kıssasını anlatır. Çok ibretli bir durumdur. Yani bu manada Allah affedici olduğunu her halükarda gösteriyor. Yeter ki kulunda bir samimiyet, bir ciddiyet, hakikaten ona bir yönelme olsun. Kur'an'ın ifadesiyle, nasuh tevbesiyle tekrar tevbe etsin. Nasuh tevbesi nedir? Diyelim ki bir koyun keçinin memesinden çıkan süt, nasıl ki tekrar memeye dönmüyorsa, dönemiyorsa, bir insan da günahtan öyle bir dönecek ki, o sütün tekrar memeye dönemeyişi gibi günahtan insanlar öyle dönecekler. Allah'tan af ve mağfiret dileyecekler, tevbe edecekler. Gerek söz ile, gerek gözyaşı ile, gerek çaba ve gayret ve ibadet ile Allah'a yönelerekten ondan af dileyecekler. Bismillah. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime gerçekten ben alay edenlerden idim demesin. Yani iş geçtikten sonra artık kıyamet kopup ahirette hesap sorgu suali olduktan sonra artık orada dönüş de yok. Çünkü insanlar Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Ya Rabbi bizi dünyaya tekrar döndür bak nasıl iyi kul olacağız. Ama artık
Bu dünyada telafi sınavları var ama ahirette telafi sınavı yok. Ahirette telafi sınavıyla hadi bir hak daha diye bir olay yok zaten. Allah 70-80 sene bir ömür veriyor zaten. Her an telafi edebiliriz. Telafi sınavları her an son nefese kadar önümüzde açıktır. O halde insan son nefesine kadar en azından Allah aşkına bir kerecik olsun bir düşünüp akıl, vicdan ve kalbini devreye koyaraktan yani yaptığı yanlışlardan dönebilir. Ondan af mağfiret dileyebilir. O gerçekten bağışlayacağını ifade ediyor. Kendisi son pişmanlık para etmez denildiği gibi hakikaten pişmanlığı oraya bırakmadan pişmanlık yapacaksa dünyada pişman olsun. Son nefes gitmeden bitmeden. Bismillah. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Zaten Allah doğru yola iletmek için peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, insana akıl şuur veriyor, hakkı ve hakikati anlatan işte imam hatipler olsun, ilahiyatlar olsun, diyanet olsun. Yani devamlı Cenab-ı Hakk'ın varlığını haykıran kurumlar var. Her gün ezanlar okunuyor. İşte insanlar aynen son nefes gelmeden elbette ki kendilerini toparlaması gerekir. Bismillah. Yahut azabı gördüğünde yani iş işten geçtikten sonra keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsaydı, iyi ve güzel işleri en güzel şekilde yapanlardan olsam demesin. Çünkü o da fayda etmez. Allah zaten her şeyi de biliyor. Çünkü insan bir kere değil mübalağa etmiyorum. 100 defa daha tekrar dünyaya gönderilseydi aynı tas, aynı hamam. Hiçbir şey değişmeyecekti. Yine unutan olacaktı. Yine aynı hareket içerisinde devam edecekti. Çünkü insanda bu unutma özelliği maalesef var. Bismillah. Allah şöyle diyecek. Yani bütün insan bu kadar şeyleri demesin, oraya bırakmasın. Çünkü Allah şöyle diyecek. Hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Müsveddeh diyor. Yevme tebyeddu vucuh ve tesveddu vucuh. Yani o gün bazı yüzler vardır bembeyaz, bazı yüzler vardır kapkaradır. Yani günahkar olan, cehennemlik olanların oradaki yüzleri kapkaradır. Ondan dolayı zaten Cenab-ı Hak yine iyilerin utiye kitabehu bi yeminihi ve utiye kitabehu bi şimalihi. İyi olan insanların amel defterleri sağından, kötü insanlarınki solundan, diğer bir ayette de vera'e zahrihi arkalarından verilir. Ve işte onlardan bir kısmı yevme tebyeddu vucuh ve tesveddu vucuh. Cennetlik olanların yüzleri nurlu bembeyazdır. Aynen böylece günah işlemiş olanların da yüzleri simsiyahtır. Bismillah, işte büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Elbette ki var. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz, onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır, o her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Makalidus semavat. Yani onları idare eden, yöneten, tedbir eden elbette Allah'tır. Her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şeyin tasarrufu O'nun elindedir. Yerlerin ve göklerin anahtarı Allah'tadır, Allah'ın elindedir, yedi kudretindedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Evet, bu ayetlerden 53. ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili olaraktan, de ki ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Çünkü ondan başka dediğim gibi Rab yok. Nasıl umut kesebiliriz ki? Bu ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan Abdullah bin Abbas'tan Mücahit, Ata bin Yasar, Katade, Züddi ve İbn Zeyd'e göre bu ayette zikredilen kullardan maksat cahiliye döneminde çokça günah işleyen müşriklerdir. Resulullah bunları iman etmeye davet edince bunlar ümitsizliğe kapılmış ve affedilmeyeceklerini zannetmişlerdir. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuş ve onların yaptıklarından vazgeçip iman etmeleri halinde affedilebileceklerini Rabbimiz bildirmiştir. Yani adam puta tapmışsa bile son nefesine kadar Cenab-ı Hak kapıyı açık bırakıyor. Yani iman etmesi için Cenab-ı Hak ona müsaade ediyor. Çünkü Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah her insana son nefese kadar süre ve müsaade tanır ama haşa asla göz ardı etmez. İşte burada sıralanan bütün maddeler bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili, inişiyle alakalı olmuş olmaktadır. Bir de ayetlerin genel olaraktan teker teker tahliline bakacak olursak 53. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor.
De ki Allah tarafından şu hitabı tebliğ et. Ey kendi nefislerine karşı israf etmiş, yani haddi aşmış. Yani ifrat ve tefritte olmuş. Özellikle ifrat durumunda israf odur. Mesela Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Buradaki israf aşırılık, illa bu aşırılık yeme içmede değil. Her şeydeki aşırılık israf kavramı içerisine giriyor. İnsanın ifrat ve tefrit içerisinde olup özellikle haddini aşmış olması israf, ama adalet ve vasat, denge ve ölçü, istikamet ise elbette ki ehl-i sünnetin takip ettiği, Kur'an ve Resulullah'ın beyan etmiş olduğu yol olmuş oluyor. Evet, Allah gafurdur. Bu mübalağalı ismi faildir Arapça olarak. Yani çokça bağışlayan, çokça mağfiret edendir. Yani yüze vurmadan, ayıplamadan affeden. Afuv ismi ise ayıbını gösterip yüzüne vurur. Sonra affeder, utandırır. Üçüncü olarak ise suçu cezalandırır. Ne gibi? Amenel Resulü'nün sonunda 286. ayette Vafu anna vaghfirlana varhamna ente mevlana ayeti bu manayı ifade ediyor. İşte buradaki Allah gafurdur derken, yani o kadar insanların huzurunda mahkemede Cenab-ı Hak sorgularken yüze vurmadan, ayıplamadan affedendir. Yani günahları çokça bağışlayan. Bu Kur'an-ı Kerim'de o kadar önemli, Cenab-ı Hak işte mağfiretini dilemeyi istiyor ki 91 defa geçmektedir. Şimdi böylece en çok defa, mesela toplam 72 defa da Rahim geçiyor. En çok Gafur 91 defa, 72 defa da Rahim ismi geçiyor. Şimdi nitekim bu tabloda da görüldüğü gibi Gafur, Rahim, Halim, Gafur isimleri, yani diğer türevleriyle birlikte gelmiş olduğu şekliyle kaç defa geçtiğine dair burada gösterilme. Rahim merhametli, Halim sabırlı. Yani Cenab-ı Hak bu isimlere sahip olan Allah, kulunun kendisinden mağfiret dilemesi halinde onu affedeceğini söylüyor. Bir derece onun garantisi veriyor. Çünkü müminleri yıkan yeistir. Yani ümitsizliktir. Mümin ümitsiz olmamalı. Rabbisinden ümidi kesmemeli. Haşa, başka bir Rab yok ki gitsin ona sığınsın. O halde mümin ümitsizlik içerisine düşmeyecek. Her an Rabbisinden ümit besleyecek. Öyle ki mesela buna ehl-i sünnette havf ve reca diyoruz. Mümin korkuyla ümit arasında olacak. Cehenneme ilk girecek birisi olsa kim olur? Ben olurum. Ha, bu yanıyla korkacak, ama cennete ilk girecek kim olur denildiğinde yine ben olurum diye, o derece insan, mümin, Rabbisinden ümit besleyecek, ümidini Allah'tan kesmeyecek. Mümkün mü? Biz Rabbimizden nasıl ümidimizi kesebiliriz? Nasıl kesmemiz mümkün olur? İşte demin de ifade ettiğim israf, haddi aşma, dengesizlik, ölçüsüzlük, bir de muvazenesizlik, her konudaki yanlış ifrat hareketi ifade etmiş oluyor. Onun için ayetleri zaten öyle buyuruyor. Ancak kafir olanlar Allah'ın rahmetinden ümit keser. Yani müminler asla ve asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmezler. Allah'a inanmayan insan, çünkü onun başka sığınacağı Rabbi yok. Onun için o ancak Allah'tan ümidini keser, mümin kesmez. Onun için demin dediğim gibi mümin havf ve reca arasında, beynel havf ve reca, ümitle korku arasında olmalı, gidip gelmeli. Yani ne tamamen artık canım bir şey olmaz demeli, ne de artık yapacağım bir şey yok, artık benim için ümit kesildi dememeli. Korkuyla ümit arasında olmalı. Demin okudum bu ayet-i kerimenin de aynı zamanda iniş sebebiyle ilgili birkaç rivayet burada zikredilmekte, önemli olaraktan. Mesela burada birincide, aynı ikincide, mesela ikincide Vahşi'nin durumu, Hazreti Hamza'yı öldüren. Mesela orada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı radıyallahu anh öldüren Vahşi İslam'a girmek istiyordu. Furkan suresinin 68-69. Ayetlerine duyduğu için bağışlanmayacağını düşünerek durumunu Hazreti Peygamber'e aleyhisselam arz etmişti. Bunun üzerine Furkan suresinin 70. ayeti inmiştir ki orada şöyle buyuruluyor. Ancak tevbe edenler, işte bu önemli, dosdoğru iman edip iyi yararlı amellerde bulunanlar müstesna, yani onların bağışlanacağını ifade ediyor Allah. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ve Cenab-ı Hak amcasını, Hamza'yı öldüreni bile, Vahşi'yi bile affediyor. Onu bile bağışlıyor. İşte onunla ilgili tefsirlerden çıkarttığım bu 1, 2, 3, 4 madde ve bununla ilgili hadislerde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeme ile ilgili bu tefsirlerden çıkartmış olduğum nokta, 4 sayfalık noktada bu açıkça geniş bir şekilde de zaten orada ifade edilmekte. Evet, 53. ayette devamlı ölçüyü aşanlar elbette ki Allah tarafından kınanmaktadırlar.
Mümin ölçülü olmalıdır. Çünkü elinde bir ölçü var. Resulullah'ın getirdiği bir ölçü var. Kur'an-ı Kerim'in kendisine vermiş olduğu bir ölçü var. Bunların nasıl olacağını, o ölçüyü zaten bir mihenk taşı olaraktan Rabbimiz bize vermiştir. Onun için mümin asla ve asla Rabbisinden ümidini kesmez. Yeis, yani demin dediğim gibi ümitsizlik Müslümana, mümine yaraşmaz. Müminin işi değildir ümitsizlik. Onun için devamlı ümit, korku, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve merhametini bekleme bu müminin vasfı özelliğidir. 53. ayette zemp ifadesi geçmişti. Zemp, günah, isim aynı manalara gelip nüans farkları var. Zemp de günah manasına gelir. Aynı zamanda zemp aslında canlıların kuyruğuna, zünub da diye ifade edilen zemp diye canlıların kuyruğuna da bu ad verilir. Bundan dolayı fiili türetmede mastar olarak kullanılan zemp ise kuyruğundan yakalamak demektir. Yani kötülük ve utanç verici işler yapan kişiyi yakalamak anlamında da kullanılan zemp zamanla yakalanmayı, ayıplanmayı, geri itilmeyi gerektirecek fiiller için kullanılmaya başlanmıştır. Zemp böylece birinci anlamı günah olsa da kelimenin bir anlamı da dediğim gibi kuyruk ve bu izah edilen hususlardan dolayı bu ad ona verilmiş olmaktadır. Aslında insan için bir ayıp olaraktan, bir kuyruk olaraktan kalıcı, utandırıcı bir durum olduğunu da burada hatırlatmakta yarar var. 55. ayet-i kerimeye baktığımız zaman burada da soru ve cevap zımnında ayette Cenab-ı Hak siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmezden önce Rabbinizden size indirileni en güzeline tabi olun. Soru cevap olarak burada deniliyor ki Kur'an'ın her ayeti en güzel olduğu halde en güzeline tabi olun denilmesindeki hikmet nedir? Cevap olarak Kur'an'ın her emir ve yasağı, kıssa ve hükmü en güzel olma vasfına haizdir. Ancak herkesin ayetleri uygulama konumu farklıdır. Yani kimin neyi uygulayacağı değişebilir. Söz gelimi, zengin için Allah yolunda infak etmek, hayırda bulunmak en güzel ameldir. Hasta için ruhsatlardan yararlanmak en güzeli. Günahkarlar için de tevbe ayetlerine sarılmak en güzelidir. Onun için inkar edenler bölükler halinde cehenneme sürülür derken, demek ki burada mümin bulunmuş olduğu pozisyon içerisinde Kur'an'ın en güzel ayetlerine uyması gerekir. 54. ayette burada tekrarlanan Eslem'in ifadesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmiş olmakta, zikredilmiş olmaktadır. Ve 56. ayeti kerimenin tefsirinde burada nida ifadesi vardır, yani çağırma manasında. Nida değişik anlamlarda gelmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Burada da onunla ilgili tefsirlerden çıkartmış olduğum notlar var. Mesela başlık halinde zikredecek olursam, örnekleri de var her biriyle ilgili. Men etme için kullanılan nida, hasret çekmek ve inlemek için kullanılan nida, kışkırtmak ve teşvik etmek için kullanılan nida, yardım istemek, ağıt yakmak, ki burada bu taaccüp manasına gelmektedir 56. ayette. Bu ayet örnektir. 7. temenni manasında, 8 tezekkür yani hatırlama, 9 can sıkıntısı gibi, 10 ihtisas manasına, bunun da kendi içerisinde birkaç maddede zikri söz konusu olmaktadır. Demek ki nida kelimesinin gelmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki farklı bu 10 mana içerisinde zikredilmiş olmaktadır. Ve onunla ilgili burada ayet ve notlar da ele alınmış olmaktadır. Evet, yine 56. ayette mesel geçmişti. Mesel, temsil, örnek manasında, misil, nazir, bir şeyin benzeri, eşi anlamına gelmiş olur. Ki Kur'an-ı Kerim'de hep Cenab-ı Hak meseleleri meselelerle, yani temsil ve örneklerle anlatır. Çünkü örnekler, temsiller aynen dürbün gibidir. Uzak hakikatleri yakınlaştırmaktadır. Mesel kelimesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de dört şekilde tefsir edildiğini görürüz. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Mesela 1- benzerlik, benzer şeyler, benzer durumlar. 2- hayat tarzı, adet, yol, hal, gidiş ve davranış. 3- ibret, 4- azap gibi manalarda kullanılmış olmaktadır. Mesel kelimesinin kullanıldığı yerler. Evet, 56'da gene cimrilik, hasret, ummak ve yalanlamak gibi kelimeler geçmişti. Bakhil, yani cimrilik kelimesi, türevleriyle birlikte Kur'an'da 12 defa tekrarlanmıştır. Yine yebhalune lafzı, o da cimrilikle ilgili, burada olduğu gibi 3 defa zikredilmiştir, tekrarlanmıştır. Onunla ilgili burada Kur'an'dan çıkartmış olduğum ifadeler. Burada çok ibretli bir hadisi sizlere anlatayım. Mesela cömertlikle
cimrilik arasında Efendimizin aleyhissalatü vesselam hakikaten çok düşündürücü, teşvik edici bir yandan ifadesi var, şöyle buyuruyor. Es-sahiyyu habibullah velev kâne fâsikan, el-bakhilu aduvullah vel el-bakhilu aduvullah velev kâne salihan. Yani cömert olan insan Allah'ın dostudur, isterse fasık ve günahkar olsun. Cimri olan insan Allah'ın düşmanıdır, isterse salih olsun. Böylece Allah cömert olanı kendisine dost edinmektedir. Ama cimri olan insan iyi bir insan bile olsa artık Allah onu sevmez, Allah'ın dostu durumunda değil. Onun için Cenab-ı Hak böylece cömertliğe teşvik olmuş etmiş oluyor. Bir de 56. ayette hasır ifadesi geçmişti. Bu giyinik kişinin üzerindekini çıkartması. Bu anlamda kolu sıvadım deyimi de buradan gelmiş oluyor. Üstünde ne zırhı ne de miğferi vardı. Yani çıkartmak manasına, ki husran kelimesi de aynı şekilde kınanmış, eli boş halde olmuş, husran kelimesi de aynı kökten gelmiş olur. Yani ayette ne geçmişti? Kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun, husran olsun, yani kayıp olsun demesi elbette ki artık bir mana ifade etmemiş oluyor. O durum tamamen geçip gittikten ve bittikten sonra. Yine 56. ayette burada kinaye yoluyla Cenab-ı Hak anlatmakta, Kur'an'da edebi sanatları, belagat kurallarını görürüz. Burada da o belagat kurallarından biri olan kinaye ile Cenab-ı Hak ayet-i kerimeleri beyan etmektedir. Burada geçtiği gibi. Kişinin Allah'ın yanında kusur ve eksikliğimden dolayı vay halime, bana yazıklar olsun. Demek ki burada yani kusur ve eksiklik utandırıcı bir durum olmuş oluyor. Ve Cenab-ı Hak bazı şeyleri burada da örnekte gösterdiğim gibi Allah'ın mesela hakkı ona itaattan kinayedir. Allah'ın yanı manasına gelen ifade Allah'ın hakkı ve ona itaatten kinaye olarak kullanılmıştır. Latif kinayelerdendir bu örnekteki ayet ile ilgili olaraktan. Bununla ilgili bu notlar ve örnek olan ayet-i kerimeler de burada ele alınmış, zikredilmiş olmaktadır. Evet, 57. ayet-i kerimenin tefsirine gelirsek darp ifadesi geçmişti. Vurmak manasına, bazen darb-ı mesel olarak, deyim olarak, atasözü manasında kullanılır. Darabe kökünden gelmiş olur. Darb vurmak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 5 türle tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Mesela darb, seyir, yürümek, seyahat etmek manasında. Darb, el ya da eldeki silah ile vurmak manasında. Üçüncü olarak darb, vasfetmek, benzetme yapmak, örneklendirmek manasında. Dört, darb, vasfetmek, örneklendirmek, zikretmek manasındadır ki bu 57. ayet bu kısma giriyor. Beşinci olarak darp kelimesi beyan anlamında, vasfetmek manalarında 5 farklı kelimede darp kelimesi Kur'an'da kullanılmış olmaktadır. 57. ayetin tefsirine yasuddune, bu da Kur'an'da çokça geçer. Engelleme, mani olma, yasuddune an sebilillah diye. Yani o kötü olan insanların durumunu Allah'ın yolundan alıkoyanlar olaraktan Cenab-ı Hak ifade eder. Buna da baktığımız zaman Kur'an'da bu da 4 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Mesela yasudduna ifadesi mani olmak, engellemek, alıkoymak manasında kullanılır. İkinci, yasudduna yüzü çevirmek manasında. Üç, tasadda, yönelmek manasında. Dördüncüsü ise gülmek manasında ki burada bu manada kullanılmış, bu dördüncü manada kullanılmış olmaktadır. 57. ayet-i kerimenin tefsiri ile ilgili olaraktan. Yani demek ki ayet-i kerimede bu manada o 59. ayet-i kerimede ci'e, ca'e aynı şekilde zehebenin zıddı, zehebe gitti, ca'e geldi. Geliş ve getiriş manasına geliyor. Onunla ilgili ayetlerim sana gelmişti ayetinden mukabil olaraktan ve ilgili ayetlerde burada Kur'an'da geçen diğer ayetlerde zikredilmiş olmaktadır 59. ayette. Evet, ve 60. ayette kötü duyguların yok edilmesi. Kur'an zaten bunu hedefliyor. Yani güzel duygularla donatılarak dünyaya gelen insanın dünyada nefsine uyarak, şeytana uyaraktan duygularını kötülemesi neticesinde, kirletmesi neticesinde Cenab-ı Hak vahiyler ile de böylece onun kötü duygularının arınmasını istemekte, o yönde emretmektedir. Böbürlenenler için cehennemde bir durak olmaz olur mu? Yani böbürlenmenin ne gibi bir durakta duracağı, ne gibi yere varacağını Cenab-ı Hak burada biraz da aslında tehditvari bir şekilde de ifade edip uyandırmaktadır. 62. ayette Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti Lem'alar adlı eserinde 22. sözle aynı olan yerde bu ayet-i kerimenin tefsirini yapmış olmakta.
ve Mesnevi Nuriye 10-11. Sayfalarında ve 12. sayfalarında bu ayetin tefsirini yapmış olmaktadır. 63. ayette ise sorgulama yetersizliği taklit. Hakikaten taklit körü körüne göz kapayaraktan hakikati görmemek, aşırılığa ve dengesizliğe sevk eden iki önemli etkenden birisi cehalet, ikincisi de kör taklittir. Onun içindir ki taklidi iman çabuk sarsılan imandır. Onun için Kur'an'ın emrettiği tahkiki imandır. Aynel yakin ve hakkal yakin derecesinde olan imandır. Kur'an, Kur'an'da kalait ve mekalit diye geçiyor. Taklidi imandan sakındırıyor. Böylece Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini kalbinde, aklında, ruhunda, duygularında pekiştirerekten kuvvetlendirmesi, yani sarsılmaz bir hale gelmesi hedeflenmiş olmaktadır. Ki asıl o zaman, yani bu neye benzer? Hazreti Ali'nin şu sözü gibi, eğer görünmeyen kalp alemi açılsa, şu kafa gözümle Allah'ı görsem imanımda bir artma olmaz dediği gibi. O derece bir iman. Bu 63. ayeti Bediüzzaman Hazretleri 22. sözün 2. makamında orada da bunu tefsir etmiş olmaktadır. Ki bu da sözler 292-93 hemen hemen bununla ilgili 27 sayfa buradan çıkartmışım. Devamında 294 aynı şekilde 295 28. pencere aynı sözlerde 681-82. sayfalarında. Lem'alar 340. sayfasında bu ayet-i kerimeyi 342-340-42 arasında yine 344-45 arasında bu ayet-i kerimenin tefsirini Bediüzzaman Hazretleri 344-46'da ilmi, bilimsel, mantıki 345 ve 47 arasında bu Şualar 603. sayfasında bu ayet-i kerimeyi 605 ve 14. ders babında ifade etmiş olduğu nurun ilk kapısında ve burada da görüldüğü gibi geniş zaman içerisinde bakılıp istifade edilebilir. Burada 27 sayfa olaraktan almışım. Bediüzzaman Hazretleri bunu hakikaten aklı ikna edecek derecede delillerle de izah ve ispat etmiş olmaktadır. Evet, ayet-i kerimelerin belagat konusuna gelince yani sürekli edebi sanatları da Kur'an-ı Kerim gözetmekte. Nitekim öncesinde de geçtiği üzere 46-56. ayetler arasında edebi sanatları da Cenab-ı Hak gözetmiş olmakta, edebi olaraktan ifade etmiş olmaktadır ayet-i kerimeleri. Ayet-i kerimenin gramer olaraktan tahliline gelecek olursak 53 ile 63. ayet-i kerimelerin Bismillahirrahmanirrahim. Burada ellezine ifadesi sıfattır, cemian zunuptan haldir. Hüve innehu'daki ha'yı tekit içindir. Yine innehu vel gafur ifadesi müstenifedir. İstinaf iptidaiye başlangıç cümlesi. 54 ve eni bu ifadesi la taknatu cümlesine matuftur. En ye'tiyekum masdarun evvel olmuş ve aynı zamanda muzafun ilektir. Sümme istinaf harfidir. Yani müstenife aynen onun gibi. Fiili muzari ve naibi faildir. Cümle olaraktan müstenife istinaf cümlesidir. 55 ma ismi mevsul ve muzafun ilektir. Her ikisi de car ve mecrur olmuş olup fiile müteallıktır. Enzele fiiline, bateten ise hal durumunda, makamında mastardır. Ve entüm la teşhurun ifadesi ise haliyedir, hal manasını bildirmektedir. Yine 56'da entekule ifadesi mastarı müevvel ve aynı zamanda mef'ulün li eclihtir ki mana itibariyle keraheten manasındadır. Ya hasreta, ya da nidasından dolayı münada ve muzaf aynı zamanda elife dönüşmüş olan yağdan önce mukadder olan fetha ile mansup, muzaf ve münada olmuş olmaktadır. Ya ise muzafun ilehtir. Alama ifadesi ise bu da car ve mecrur olmuş olup hasretenden hal olmak üzere ona müteallıktır. Ma masları yedir. Takdiri şu şekilde oluyor. Ya hasreta kaineten ala tefriti. Vav ise haliyedir. İn ise inneden tahfif edilmiştir. Sakil olan inneden hafifletilmiştir. Lam ise ayrıcı özelliğe sahiptir. Tefrik içindir. Ve inkünte ifadesi ise haliyedir. 57. ayet-i kerimede bu enneden masdarı müevveldir. Ve ondan sonraki de sebete mukadder olaraktan sebeteye fail olmuş olmaktadır. 58'de tera cümlesi muzafun ilehtir. Fa sebebiyet bildirir. Aynı zamanda enneden masdarı müevvel ve ondan sonraki ve aynı şekilde geçmiş olan kelamdan hareket ile mastara matuf olmuş olmaktadır. Takdiri şöyle, leyte semmete rucuan li fekevni minel muhsinin takdirindedir. Ekune cümlesi ise bu da iki harfe ulaşmış olan sılayı mevsul olmaktadır.
59 katya etke ayati ifadesi mukadder olan kavlin mekulü kavlidir. Fekezzeb de ifadesi ise caetke ayati cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 60'da vav istinafiyedir müstenife, yevme zarf olmuş olup teraya müteallıktır. Vucuhe müsvedde ifadesi cümlesi ise bu da ellezineden haldir. Eleyse fi cehenneme methva ifadesi müstenife ve istinaf cümlesidir. Evet, 61. ayet-i kerimede ve yünecci ifadesi tera cümlesine matuftur. Bir mefazetiyim cümlesi ise yünciye müteallıktır. La yemessuhum su'u cümlesi bu da mevsulden haldir. Ve lahum yahsanune cümlesi bu da la yemessuhum su'u cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 62'de ve hu ala kulli şeyin vekil ifadesi istinaf cümlesine matuftur. Ala kulli car ve mecru olmuş olup vekiliye müteallıktır. 63'te lehu makalit ifadesi hüvenin ikinci haberidir. Cümle mevsul olmuş olup müstenifedir. Hüm ise zamiri fasıldır. Hasirun ifadesi ise ulaikenin haberi olmuş olmaktadır gramer kuralı olarak. Evet, bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Hisse alınması temennisiyle. Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. Namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun da sosyolojiye ihtiyacı yoktur. Olimpos dağının çocukları Hira dağının evlatlarını asla kabullenemeyecekler. Varsın kabullenmesinler, bize Allah yeter. Bazıları taçla doğar, bazıları kılıçla. Ben kalemle doğmuşum. Yemin ederim ki dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. Bütünü bilmediğimizden ya sloganlara esir olduk ya ideolojilere köle. Tarihimiz tepeden tırnağa değiştirilmelidir. Çünkü tarih kitaplarımız Haçlıların en büyük zaferidir. Evladım, bu ülkede sağcı solcu, ilerici gerici yoktur. Namuslular ve namussuzlar vardır. Siz namuslulardan olun, göreceksiniz. Çok kalabalık olacaksınız. İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır. Bir kılıcın kazandığı zaferi başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur. Ebedidir, yok edilemez. En büyük ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız ön yargıdır. Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür. Allah alem bir sevap, en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.